Sağdaki Makineci kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir teslimatta daha sizlerle beraberiz. Görmüş olduğunuz ürün 2023 model HMK-102B Alpa A5 serisi. Diğer serilerden ayıran özellik Stage 5 bir motora sahip olması. Sizlerle paylaşmak istedik. En büyük özellik ve ayrıcalık olarak motor var, yani değişkenlik. Gelin biraz daha yakından bakalım motora. Bildiğiniz üzere artık 2023 itibariyle makinalarımızda Stage 5 serisi motorlar kullanılıyor. Zorunlu hale getirildi. Şu an motorun sol tarafına bakıyorsunuz. Eski tip motorlarda olan yakıt filtresi, yenilenmiş hali, yeni tip motora uygun olanı. Bir de bu motor arkadaşlar katalitik konvertöre, SCR'ye sahip. Yukarıda da DPF filtresi var, dizel partikül filtresi. Turbomuz şurada, yakıt filtresi burada. Şu gördüğünüz klima kompresörümüz, yeni tip. Ön pervaneyi de gösterelim. Tek tarafa geçeyim bir saniye. Bir kayışımız yok, artık kanallı kayışımız var aynı zamanda. Perkins motorumuzda. Motorumuz Perkins bu arada. Şurada gerekli motor özelliklerimiz, egzoz gazı, emisyon ölçümleri, değerleri hepsi orada yazıyor. Şu üst tarafta su tankını gösterelim. Su tankı bildiğiniz üzere plastikti. Demirle sabitlenebiliyordu. Artık gördüğünüz gibi ekskavatörlerdeki gibi saf demire geçildi artık. Saçtan imal edilmiş. Çok sağlam, çok güzel. Yani inşallah diğerleri gibi problem yaratmayacak konusunda güvenimiz var. Seviyesini gördüğünüz gibi şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Seviyesi orada. Bir farklılık olarak bizim diğer antifriz kullanımlarımızda doğal kırmızı turuncuya yakın rengi olanı kullanıyorduk. Bunda biraz daha sanıyorum kimyasal tip olan kullanılmış. Ya da rengi dışarıdan öyle gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi söylüyorum. Turbomuz, EGR bafferimiz, üst tarafta yakından görebilirsek enjektörlerimiz var. Yeni nesil enjektörler. Şöyle. Motor yağ dolum kapağımız var şurada. Aynı şekilde diğer tarafta da mevcut. Biraz daha dizel partikül filtresinin konumunu gösterelim şöyle sizlere. SCR, katalitik konvertör. Aynı zamanda bu makinede AdBlue var arkadaşlar. AdBlue depomuz bu şekilde. Yakıt deposunun yanında. Emniyetli bir kapağa sahip. Her zaman açılmıyor. Şurada bir emniyet kilidimiz var. Onu açıyorsunuz. Ondan sonra açılıyor gördüğünüz gibi. Kilitliyorsunuz. Tekrar emniyete alıyorsunuz. Yakıt deposu. Yakıt deposu 140 litre. AdBlue deposu 15 litre. Şöyle biraz daha motor tanıtalım. İşte AdBlue sistemini ısıtmak için kullanılan valfler. Yani motorda bulunan sıcak suyu AdBlue'yu ısıtmak için de kullanılıyorlar. Yağ filtremiz. Yağ dolum. Yağ çubuğu. Şurada pompamız var arkadaşlar. Yakıt pompamız. Şurada. Yani arkadaşlar belki bilirler, Isuzu motorlara örnekle aynı. Hava filtremiz yine aynı şekilde. Eskiden dış hava filtresi kullanımı yine var. Evet, dış hava filtresi kullanımı yine mevcut. Ben biraz daha göstereyim. Dizel partikül filtremizi. Şu arka tarafta SCR filtremiz var. Şurada. Gördüğünüz gibi. Motorun konumlandırması gayet iyi arkadaşlar. Biraz dolu gibi görükse de ferah. Yani herhangi bir panele panjura değmiyor, temas etmiyor. Sarsıntı yok. Yani tabiri caizse saat gibi çalışıyor biraz. Bir araç konforu sağlıyor. Nasip olur da alırsanız fark edeceksiniz. Ön radyatör gördüğünüz gibi konumlandırması bu şekilde. Klima peteği, şanzıman yan soğutucular, soğutucular, interkoller bu şekilde. Burada bir şalterimiz var. Şöyle şalterin önünde ışık var. Kış aylarında özellikle dizel AdBlue sisteminin işte içindeki borularda AdBlue kalmasın, donmasın diye. Burada bir ışık yanıyor. Işık sönmeden şalteri kapatmıyoruz arkadaşlar. Güvenlik önlemi alınmış. Uyarı sistemi konulmuş. Evet, uyarı sistemi konulmuş. Aynı şekilde akü koruyucularımız var. Rölelerimiz, kornalarımız var. Yine bu makinamızda hidromik aksi kullanılmış önde. Hidromik aksimiz var. Şöyle göreceksiniz. Şöyle önden bir gösterim sağlayalım. A5 serisine göre küçük bir değişikliğimiz daha var kabinin içerisinde. Şöyle tekrar bakalım.
Tank ve AdBlue yan yana. AdBlue'nun şurada bir beyni var arkadaşlar. Şurada. Bazı arkadaşlar böyle bir şey görmeyebilirler makinalarında. Bu tamamen AdBlue sistemine özgü bir düzen. Çıkıyorsunuz. Bildiğiniz üzere bizim şurada bir manuel el gazımız vardı. Gördüğünüz gibi burada bardaklık ve herhangi malzeme koymak için yer yapmışlar. Artık bu şekilde kontrol ediyorsunuz. Potansiyometreyle. Güzel bir ezgalımız var. Tamam, kalıyor. Çok güzel. Attık da 2350 gaza kadar buradan devir sağlayabiliyorsunuz. Sarsı sorduğumuz, HSC'miz, çekiş modlarımız, sarsıntısız yürüyüşümüz var, feneri, aydınlatmalar, klima ve kalorifer üniteleri, dörtlü ve ikaz lambaları, anahtar gene sabit aynı. Arka panelimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka yine aynı. Şöyle gösterelim. Uzar bomu buradan komut edebiliyorsunuz. Kırıcı pedalımız makinenin yanında geliyor. Şu kutunun içerisinde. Onu ben komut etmek istemiyorum derseniz şu gördüğünüz prizden takarak ayaktan pedallı bir şekilde kırıcıyı komut edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka görmüş olduğunuz üzere. Tabii sabit güzel bir boma sahip. Kullanışlı. Ön kısmı da gösterelim şöyle. Pedal değişti artık. Evet arkadaşlar, pedalımız artık motor değiştiği üzere mekanik değil. Pedalımız elektromanyetik, elektronik. Yani makina saat gibi çalışıyor arkadaşlar. Bir araç gibi çalışıyor, bir iş makinesi değil. Yeni nesil motorda eski motorlara nazaran biraz farklılık var. Güzel bir çalışma sesine ve sistemine sahip. Yormuyor, bir duman yok. Uzun çalışma süresince hepimiz bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet, yeni makineler devam edecek. Evet, yeni makinelerin teslimatına tekrar görüşmek dileğiyle.